Bu meclis kendisine kıyak yapan bir meclis olarak tarihe geçecek. Bu meclis iki bakımdan öğretim üyelerinin kendisine ayrıcalık yaptığı bir meclis olacak. Neymiş? Öğretim üyesi bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra üniversitesine dönerse çift maaş alacak. Bir diğeri kendi bulunduğu kadroya zaten kadro şartı aranmaksızın dönebiliyordu. Şimdi istediği üniversiteye gitme imkanı veriyoruz. Bunu sorduğumuzda şöyle açıklıyorlar değerli arkadaşlar. Üniversitelerde yeteri kadar öğretim üyesi yok. Üniversiteler kan kaybediyor. Öğretim elemanı kolay yetişmiyor diyorlar. Değerli arkadaşlar, size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu bir öğretim elemanı. 15 günde 13 kez tutuklanmış. Nuriye Gülmen. Ne istiyor peki? KYK ile işine son verilmiş. Öğretim üyelerini bu ülkede eğitim hakkını savundukları için, bu ülkede çocuklar ölmesin dedikleri için aşından ekmeğinden edeceksiniz her gün. Her gün ekmeğe muhtaç hale getireceksiniz. Ondan sonra kalkıp üstüne bir de efendim üniversiteler kan kaybediyor. Milletvekili olan öğretim üyeleri milletvekilliğinden sonra üniversiteye dönsün ve çift maaş alsın. Değerli arkadaşlar, burada asgari ücret alan bir insanın 1300 lira asgari ücret alsın mı almasın mı, bunu söylediğimizde saatlerce neden almaması gerektiğini burada ifade ediyorsunuz. Ama milletvekiline gelince, ama öğretim üyesi milletvekiline gelince ona çift maaş istiyorsunuz. Bunu asla hukukla, vicdanla, eşitlikle açıklayamazsınız. Bakın bugün kaç tane öğretim üyesini açığa almışsınız. Niye almışsınız? Bunun hesabını bir defa önce verin. Ondan sonra bu yasayı getirin. Bunun daha hesabını vermeden öğretim üyesini bu kadar perişan duruma getireceksiniz. Üniversiteleri eğitim yapılamaz hale getireceksiniz. Disiplin yönetmelikleriyle suç ve ceza kapsamı içerisinde disiplin yönetmeliğini başına demokrasinin kılıcı olarak koyacaksınız. Ondan sonra üniversiteler neden gelişmiyor diyeceksiniz. Değerli arkadaşlar, bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Bunun ne eşitlikle, ne ahlakla, ne insaniyetle bağdaşır bir tarafı yok. Bugün insanlarımız işini kaybediyor, aşını kaybediyor, ama biz bugün burada neyi konuşuyoruz? Ekonomi dip yapmış, biz burada öğretim üyesine çift maaş verelim mi, vermeyelim mi? Milletvekili olmuşsunuz daha. Ne istiyorsunuz bu ülkede? Milletvekilliği bitince umudunuzu mu kestiniz değerli milletvekilleri? Bir daha milletvekili olamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Üniversite kan kaybediyorsa bunun biricik nedeni sizin öğretim üyesini alıp sokağa bırakmanızdır. Sizin yıllardır öğretim üyeleri üzerinde estirdiğiniz zorbalıktır. Sizin yıllardır öğretim üyesinin üzerinde disiplin yönetmeliğini 30 yıldır, 30 yıl 12 Eylül darbesinin ürünü olan disiplin yönetmeliğini koydunuz. Anayasa Mahkemesi disiplin yönetmeliğini iptal etti. Siz kalktınız bugün getirdiğiniz bu disiplin yönetmeliğiyle üniversitelerde demokratik özellik, ne bilimsel özellik, ne mali özellik, hiçbir şey bırakmıyorsunuz. Öğretim üyelerini dediğim gibi her gün perişan halde. Bakın 13 kez, 15 günde 13 kez bir öğretim elemanını gözaltına alıyorsunuz. ÖYP'nin durumunu biliyorsunuz. Üniversitelerin geldiği hal, araştırma görevlilerinin durumunu biliyorsunuz. Bugün hala araştırma görevlileri iki ayrı maddeyle araştırma görevliliğini almıyor. Alırken de kendi özel şartlarınızı koyuyorsunuz. Açın bakın bakalım. Hangi şartlarla siz araştırma görevliliği ilanları verdiniz? Hangi şartlarla öğretim elemanı öğretim üyeliğine ilanlar verdiniz? Biraz da bunları düşünün. Kendini ne ayrıcalık yapan bir meclisin üyesi olmaktan hicap duyduğumu belirtiyorum. Saygılar sunuyorum.